Dostlarım selamlar, umarım keyfiniz yerindedir. Çünkü bugün fiyat performans anlamında manyak bir sistemle karşınızdayım. Kanka ne haber? Açıklamaya gittiniz ve sistemin linkini göremediniz arkadaşlar. Biliyorum, farkındayım. Çünkü bu sistem donanım arşivi forum üyelerine çıkartılmış fiyat performans canavarı sistem. Daha önce ben bunun sözünü vermiştim. Hani biliyorsunuzdur mutlaka Instagram sayfama geldiyseniz. Biliyorsunuz ki donanım arşivi forum üyelerine özel fiyat performans canavarı bir sistem yapacağımı söylemiştim. Ama merak etmeyin, ilerleyen haftalarda yeni fiyat performans canavarı, yani YouTube'umuza özel, YouTube'daki takipçilerime özel fiyat performans sistemler gelecek. Onun için senden ne bekliyorum? Şöyle videoya bomba gibi bir like atmayı unutma ve halen de kanalıma abone olmadıysan da abone olmayı unutma kanka. Peki bu sistemi nasıl alabileceksiniz? Bir kere arkadaşlar bu sistemi alabilmek için şartları karşılamanız gerekiyor. Birincisi donanım arşivi forumunda en az 3 aydır aktif olmanız gerekiyor. Yani donanım arşivi forumu sadece bu sistemi almak için, yani Instagram'da donanım arşivi forumu özel sistem geliyor dediğim anda Instagram'a gitmiş olmaman lazım. Yani minimum son 3 aydır donanım arşivi forumunda aktif olmuş olman gerekiyor. İkinci şartı donanım arşivi forumunda belli rütbeler bulunuyor. 80 plus, bronze, silver, gold, platinum, titanium diye gidiyor ve minimum 80 plus, bronze, bronze dahil ve üstündeki üyeler bu sisteme başvurabilecekler. Peki nasıl başvuracaksınız? Bu da önemli. Yarın arkadaşlar öğle saatlerinde donanım arşivi forumunda konu açacağım ve açtığım bu konuda söylediğim şartları karşılayan arkadaşların yorumlar bölümünde evet şartları karşılıyorum, sistemi almak istiyorum şeklinde yorum yazması gerekiyor ve bu şekilde şartları karşılayan bu yorumu yazan ilk 50 kişiye sistem arkadaşlar 5999 TL'den İtopya Beylikdüzü mağazasında verecekler. Aklınızda bulunsun. Biz bu arkadaşların isim soy ismini alacağız ve bunu İtopya Beylikdüzü mağazasına ileteceğiz ve siz de gidip mağaza üzerinden 5999 liraya bu sistemi alabileceksiniz. 50 tane stok bence yeterli. Çünkü donanım arşivi forum özel. Hani forum YouTube'a oranla çok daha küçük bir mecra olduğu için forum için ben yeterli olduğunu düşünüyorum. Yani onun için 50 tane stok belirledik. Bence okey. Peki neden bunu gittik de mağazaya özel yaptık? Yani internetten bunu yapamaz mıydık arkadaşlar? Şu an İtopya'nın altyapısında kupon yazma özelliği bulunmuyor. Zaten donanım arşivi forumu özel sistemleri sürekli yapmayı planlıyorum. İşte İtopya'nın da kupon sistemi oturduğu zaman da web'e özel ben forumda bu sefer kupon dağıtırım. Web'e özel bunları alabilirsiniz ama şu anda bu kupon sistemi çalışmadığı için ben forumda şartları karşılayan ve başvuru yapan ilk 50 kişiden isim soy ismi alacağım. İtopya Beylikdüzü mağazasına ileteceğim ve o kişiler direkt o kişiler mağazaya gitmesi gerekiyor. Çünkü muhtemelen kimliğe bakacaklardır isim soy isim uyuyor mu diye. İtopya Beylikdüzü mağazasından bunu 5999 TL'ye alabileceksiniz. Peki normalde bu sistem fiyatı kaç para arkadaşlar? Bunu Akakçe'ye girdiğiniz zaman, tek tek toplamaya kalktığınız zaman sistemin fiyatı minimum 9500 Türk lirası tutuyor arkadaşlar. Yani baktığımız zaman sistemde özellikle 9000 lirada 3500 TL indirim olması çok büyük bir indirim. Yani burada 15000 liralık bilgisayarı 12000 liraya almıyorsunuz. 9500 liralık sistemi 6000 liraya, 5999 liraya alıyorsunuz. Bu da %30'dan fazla bir indirim anlamına geliyor. Bugün fiyat performans anlamında donanım arşivi forum sistemi gerçekten mükemmel oldu. Ve zaten foruma özel sistemleri, foruma özel ayrıcalıkları da ilerleyen zamanlarda epey bir arttırmayı planlıyorum. Şimdi işlem tarafında Intel i3-10105F modelini kullanıyoruz. Bu işlemciye baktığımız zaman 4 Core 8 Threadlık yapısıyla bizim için oyun performans tarafında 5999 TL'lik bütçede fazlasıyla işimizi görecek. Bu işlemci Ryzen 4100'den çok çok daha üstün bir işlemci oyun performansında. Yani bizim işimizi bu sistem içerisinde fazlasıyla karşılayacak. Bunu şöyle kenara alıyorum ve özellikle burada RAM'lere geldiğimiz zamansa RAM'ler şu anda bilgisayarda takılı, bunları çıkarttım ve burada Kingston Furin'in arkadaşlar 8+8 dual channel kullanacağız. Yani bu bütçede bile 16 GB RAM kullanıyoruz. 3200 MHz ile 16 ama sistemde H410 anakart olduğu için bu RAM'lerimiz 2666 MHz'de çalışıyor. Buna rağmen bakın böyle olmasına rağmen bile Ryzen 4100'den çok daha üstün bir oyun performansı var. Ryzen 3100'den de %5, hatta %7'ye yakında bir daha güçlü oyun performansı sergiliyor. Yani bu anlamda sistem fiyat performans olarak bu bütçede mükemmel iş çıkartıyor. Şimdi geldik ekran kartımıza. Şimdi ekran kartı tarafında arkadaşlar Asus Dual serisinden RX 6500 XT 4 GB ve overclock versiyon ekran kartını sistemde kullanıyoruz. Bu ekran kartı özellikle Asus'un Dual serisi ekran kartları yeni nesilde soğutma anlamında çok başarılı ve gerçekten çok iyi işler
daha çıkartıyor. Bakın burada sistemimiz PCI Express 3.0. Hatırlıyorsunuzdur 6500XT ekran kartının tam performansını PCI Express 4.0.1 anakart ve işlemciyle alabiliyorsunuz. Ama burada bizim sistemimiz PCI Express 3.0 ve PCI Express 3.0 olarak bu ekran kartını kullandığınız zaman da bu sefer GTX 1650 ekran kartından net bir şekilde daha iyi bir oyun performansı bulunuyor. Eğer bu sistemi siz ilerleyen zamanlarda isterseniz PCI Express 4.0 yaptığınız takdirde GTX 1650 Super, hatta GTX 1650 Super'i geçen bir performans sergiliyor. Ama bu haliyle 5999 liralık sistemde bu ekran kartıyla PCI Express 3.0'da GTX 1650 sistemi oranla daha yüksek performans alacağız. Yani burada önemli olan şey bu arkadaşlar. 5999 TL'ye ne alabiliyorsun? Net bir şekilde GTX 1650 sistemden daha iyi bir oyun performansı alıyorsun. Anakarta geldiğimiz zaman ise burada Asus Prime H410MA isimli anakartı kullanacağız. M.2 desteğimiz var. Sistemde M.2'miz yok. Aklınızda bulunsun ama M.2 SSD desteğimiz bulunuyor. 2 tane RAM girişimiz var. Yine fiyat performans anlamında bizim işimizi fazlasıyla karşılayacak. SSD'ye geldiğimiz zamansa artık Kioxia'dan bıktım. Yani milli SSD'miz olmaya doğru gidiyor. Buna kızmak çok doğru değil. Çünkü Kioxia şu an fiyat performans anlamında sistemlerde en iyi desteği veriyor. Kasamıza geldiğimiz zamansa yine bu bütçede fiyat performans ve kalite anlamında bence çok iyi tercih. Burada Corsair, Spec, Delta RGB kullandık. Bu kasamızda bizim biliyorsunuz artık yerli kasamız haline dönüştü. Yani her yerden bu kasa çıkıyor. Ve power supply tarafında mükemmel. CV650 650 wattlık 80 Plus bronz sertifikalı power supply'ımız var. Yani sistem fiyat performans kalite anlamında mükemmel bir iş çıkartıyor. O zaman gelin canlı canlı oyun performansına bakalım. Arkadaşlar şimdi sıra geldi canlı canlı oyun performansımıza bakmaya. Oldukça zorlu ve sıkıntılı bir oyunda testimizi gerçekleştireceğiz. Çünkü bu oyunumuz multiplayer ve Cold War testindeyiz. Şu anda çok rahat 98 FPS'lerdeyiz ve 100 FPS'leri zorluyoruz. 1080 ve oyunun bize sunmuş olduğu medium grafiklerdeyiz arkadaşlar. Ray Tracing modunu kapattım. Gerek duymuyorum. 5999 liraya şu sistemin performansına bakar mısın? 120 FPS'leri gördüm. Gerçekten müthiş. 99 FPS'ler, 102 FPS'ler. Kanka seni gördüm ama ben de öldüm be. Ekran kartım sıcaklığına bakın. İşlemcimin sıcaklığına bakın. Gerçekten mükemmel. Mayıs ayındayız. Haziran'a doğru gidiyoruz. Özellikle fiyatı müthiş oldu kanka. Şuradan da bir çıkalım. 5999 liraya ne bekliyorsun kanka? Ama ben sana 100 FPS'i rahatlıkla aldırabiliyorum. Çok güzel bomba attım. Bence patlayacak. Patlamadı. Oo. Sen güzel deniyorsun kardeşim. Bu patlıyor mu harbiden? E bunun ya patlıyormuş. Woohoo! Abicim performans yüksek olunca oyun da oynanıyor be. Hepsinin içinden geçiyorum kardeşim. Hop sakin ol, seni de alacağım. Neredesin? Oğlum adam minigun almış lan. Yani bence uzatmaya gerek yok. Cold War gibi bir oyunda aldığımız FPS'ler zaten müthiş kanka. Sıradaki oyun testimiz Forza Horizon 5'teyiz arkadaşlar. Şu anda Forza Horizon 5'te 125-130 FPS'leri rahatlıkla görebiliyorum. Çok iyi değerler gerçekten. Bakın 1080p çözünürlükteyiz. Orta grafiklerde olduğumuzu ve Ray Tracing modumuzun kapalı olduğunu görebilirsiniz. Orta grafikler 1080p ve Forza Horizon 5'te uçuyoruz ve uçarken de 110 FPS'leri görebiliyoruz. FPS değerleri güzel. Sıcaklık değerleri daha güzel. Yani 60 dereceleri zaten ekran kartım geçmiyor. 60, 61, 59 o aralıkta gidip geliyor ve uçup kaçıyoruz şu anda. Şu an iç mekandayız. İç mekanda arkadaşlar 120 FPS'lerdeyiz gene. Çok çok güzel. İşte klasik Forza Horizon 5'te akıyoruz abi. Of, üf. Neler yapıyorum diyeceğim de bir şey yaptığım yok anasını satayım. Şuradan geçebilir miyiz? Hop. Nah geçtik kardeşim al. 3 ölü bir yaralı. Özellikle sıcaklık değerleri bakar mısın ekran kartına? 59-60 derecelerde gerçekten mükemmel bir soğutmaya sahip. İşlemcim böyle 65-70 ama genelde 60'larda geziyor. Değerler gerçekten çok çok güzel. Sıradaki oyun testim Rainbow Six Siege'deyim arkadaşlar. Şu anda 150 FPS'leri zorluyorum. 140'lar, 150'yi geçtik şu an gördük. Rahat, sıkıntı yok. Hemen hızlı bir şekilde bakalım ayarlarımız neymiş. High grafiklerdeyim. Render kısmım %100'de ve 1080p çözünürlükteyim. Aldığımız performans gerçekten müthiş kanka. Çat, pat, tamam burası. Burası da tamam kanka. Çünkü rahat rahat bir açılayım şöyle oynayayım. Gelin kardeşim, buradasınız. Tamam, tertemiz. Bekliyorum kanka, neredesin?
Sen de buradasın. Tamam. Çok iyi. Ulan bizim adamı vuruyor. Sen nereden geldin ki kanka? Hayır, hayır, hayır. Tekrar kapatacağım burayı. Hadi hop hop. Aha. Kamil'in bir tanesi orada gördüm. Aha buradasın kardeşim. Yani sonuç olarak arkadaşlar Rainbow Six seçti. Mükemmel değerler alıyor muyuz? Gayet alıyoruz. Şimdi gelin bir sonraki ön testimize geçelim. Arkadaşlar sıradaki ön testimiz Apex Legends'dayım. Hemen şuradan bir silahımızı alalım. Ve şu an 100 FPS'lerdeyiz. Bak 90'lar, 88, 89, 90, 100, 100 FPS'leri rahat bir şekilde görebileceğim. Ve bakın 1080p'deyim. Ve grafik ayarım high'la medium grafikler arasında arkadaşlar. High, medium grafik arasında gidip geliyoruz. Ve şu an Apex Legends'ta değerlerimizi görüyorsunuz. 80 FPS'leri gördük. 83'lerdeyiz. Şuradan mermileri dolduralım. Çünkü büyük çuvalladık abi. Aga be, aga be. Abi bunlar bizim içimizden geçecekler. Çok belli. Oh! Aldık burayı. Güzel. Yani Apex Legends'ta da arkadaşlar gayet güzel. Grafik ayarlarında yüksek performansta oynayabiliyoruz. Oğlum orayı patlattık ama pek işe yaramadı gibi ya. Bu takımdan bir şey olmaz abi. Ya sonuca baktığımız zaman Apex Legends'ta da gayet güzel grafiklerde yüksek FPS'ler alabildik. Tertemiz. Arkadaşlar son oyun testim Valorant'tayım. Şu anda Valorant 200 FPS'lerin üzerinde gezebiliyorum. Açıldığım 190 FPS'ler ve hızlı bir şekilde ayarlara bakalım istiyorum. Bakın şu anda 1080p'deyim ve oyunun bana sunmuş olduğu en üst seviye grafikler. Baba en üst seviye grafikler 1080p. Valorant'tayım. Bu adam beni vuramamış. Sky yine bildiğiniz gibi hop 180 FPS'ler. Of. Of gene seç. Ya bu yani ölüm kalım maçında saklanılır mı ya? Maşallah güzel gidiyor. Dördü gitti. Ama bu şerefsizliktir kanka. Geliyorum o heal ihtiyacım var. Hayır seç gene seç. Ya bu seç bizim seç abi. Ben bunu şimdi içinden geçeceğim bak. Şu an birinciyim bu arada. Aa. Bu bizim seç. Bu bizim seç. Deliriyorum ya. Hayır, hayır. Jack'la niye oynuyor ya? Kardeşim, OP'de almazsın be. Kanka, heal'e ihtiyacım var. Teşekkürler. Aynen kardeşim. Aynen kardeşim. Sensin. Aynen sensin kardeşim. Vuhu. Ezip geçiyorum. Vuhu çok iyi be. Oğlum ne yapıyoruz?
İşte bu. Performans anlamında gerçekten çok keyifliydi. Yani bugün zorlu oyunlarda test yaptık, Cold War'da test yaptık, Valorant'ta test yaptık. Yani Valorant zorlu bir oyun değildi ama en çok oynadığınız oyun olduğu için testin yapmam gerekiyordu. Ve Cold War testi bile başta başına yeterdi. Yani performans anlamında 5.999 liralık bu bütçede Donanım Arşivi forum üyelerine hayırlı olsun. Çünkü gerçekten de fiyat performans anlamında canavar gibi bir şeye bakıyorsunuz şu an. Bu türlü sistemlerin devamı için videoya güzel bir like bekliyorum. Ve halen kanalıma abone olmadıysanız da abone olmayı eksik etmeyin. Ve tekrar söylüyorum, mutlaka Donanım Arşivi forumda ve Instagram sayfamızda olmanız bence gerekiyor arkadaşlar. Eğer buralarda değilseniz inanın çok şey kaçırıyorsunuz demektir. Mesela bu sistem gibi. Ama unutmayın, yine fiyat performans sistemlerimin devamı gelecek.